Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı günler dilerim hepinize. Bu video serisinde Arapçanın dil bilgisiyle ilgili temel kuralları üzerinde duracağız. Ve sonunda getireceğimiz nokta inşallah bu temel gramer bilgileri, temel dil bilgisi bilgileri çerçevesinde bir YDS derslerine, YDS kursuna başlayacak aşamaya gelmeniz olacak. Amacımız bu olacak. Diğer dillerde daha farklı yapılar olduğu için Arapçanın dil bilgisel özelliklerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Neyi öğreneceğiz onu bilelim önce. Şimdi Arapçanın dil bilgisi sadece dil bilgisi. Başka bilgiler de var. Ama dil bilgisi bakımından baktığımızda Arapçanın dil bilgisi temelde iki ana bölüme ayrılır. Bunlar, şöyle bir not açalım. Bunlardan bir tanesi sarf bilgisidir, bir tanesi de nahiv bilgisi. Öncelikle sarf bilgisini halletmemiz lazım. Biz onunla başlayacağız. Sarf bilgisi demek, buna Türkçe'de biçim bilgisi ya da Batı dillerinden geçmiş şekliyle morfoloji de deniyor. Kelimenin yapısı ve çeşidini inceleyen bilim dalı. Yani Arapçada kelimeler, sadece kelime üzerine duracağız bu derslerde. Cümle yok henüz önümüzde. Arapçada kelimeler fiil, isim ve harf olmak üzere üç grupta ele alınır. Diğer dillerde bu tasnifler farklı olur ama Arapçada fiil, isim ve harf. Bakın fiil neymiş? Hemen bakalım. Arapçada fiil dediğimizde ne kastediyoruz? İsim dediğimizde ne kastedeceğiz? Harf dediğimizde ne kastedeceğiz? Türkçenin çok çok farklı bir sistematik üzerinden gidilmesi gerekiyor. İleride metinleri okurken, metinleri çözümlerken, metni anlamaya çalışırken biz isim dediğimizde ne anlayacağız? Fiil dediğimizde ne anlayacağız? Ve harf dediğimizde ne anlayacağız? Yani A harfi, B harfi, C harfi gibi değil Arapçadaki harf. Arapçadaki harf bazen birçok kelime olabilir. Bu kelimelere de harf denebiliyor. Bunlar hangi kelimelere harf deniyor acaba? İşte bu tanımları iyi bilmemiz lazım ki ileride dediğim gibi bunlara işaret edeceğiz. Bunlara referans verdiğimizde YS bölümüne geçtikten sonra bunları hemen zihnimizde somutlaştırabiliriz. Fiille başlıyoruz. Tabii en önemli öge Arapçada fiil, her şeyin temeli. Arapça arkadaşlar eylem odaklı bir dil. Eylem odaklı. Öyle bir şey ki fiil, o fiilden türeyen mastarlar da fiil kadar önem taşıyor. Fiilden şunu anlıyoruz. Bir iş, bir oluş, bir eylem bildiren kelimeler fiil deniyor. Arapçada da fiiller aşağıdaki başlıklar altında inceleniyor. Zaman bakımından fiiller. Fiiller zaman bakımından mazi yani dili geçmiş zaman ve muzari şimdiki geniş ve gelecek zaman olmak üzere ikiye ayrılır. Bakın zaman bakımından ne varmış Arapçada? İki temel zaman var. Ya bunda şaşıracak bir şey yok. Dünyada bazı diller var arkadaşlar. Tek zaman var. Tek zaman. O dilde bir tane zaman var. O da geniş zaman. Başka zaman yok. Öyle diller de var. Bizimki gibi daha ayrıntılandırılmış zamanlara sahip olan diller var. Aranızda İngilizce bilgisine sahip olanlar varsa onlar da hatırlarlar. Orada da bu fiillerdeki zaman kavramı hatta Türkçedekinden de biraz farklı cereyan ediyor. İşte Arapçadakini de biz böyle tasnif ediyoruz. Birincisi geçmiş zaman, ikincisi muzari zaman. Bu kadar. Diyeceksiniz ki hocam emir var ne olacak? Emir olmuş mu? Emrettiğimiz şey olmamış. O zaman gelecek zamana dahil oluyor. Tamam mı? Arapçanın sarf bilgisinin anlayışı bu şekilde. Emirler gelecek zamana dahildir. Basit yani. İki tane zaman öğreneceğiz. Sonra diğer zamanları türetmek istersek bu iki zamandan türeteceğiz zaten. Mesela bir işli geçmiş zaman yok mu bu Arapçanın içerisinde? Var. Onu mazinin içerisinden küçük ekler getirerek türetme imkanımız var. Şimdi onlara yavaş yavaş girelim. Mazi fiil bir eylemin konuşma zamanından önce olup bittiğini gösteren fiildir. İşte örnekler var. Dakhala'l muallimu
Fi ya da ila saffi. Öğretmen sınıfa girdi. İki örnek. Zehebel veldu ilel Burada birinci örnekten itibaren çizmeye başlayalım. Gösterelim. İşte dahale kelimesi mazi fiile örnek. Girdi. İkinci cümlede çocuk okula gitti. Burada zehebe kelimesi bir fiil. Bakın ne vardı fiilin içerisinde? Fiillerde şurada fiilin tanımını yapmıştık az önce. Bir iş, oluş, eylem bildirecek. Gitmek eylemi var. Daha sonra fiilin bir kelimenin fiil olması için onun bir şahıs kipinin olması lazım. Bunlar hep dikkat edin. Girdi, gitti, katıldı gibi hep üçüncü şahıs tekil kipinde gelmiş fiiller. Türkçelerinden de gördüğümüz gibi. Üçüncü cümlede de Hazara reisul vuzara il ictimaa. Başbakan toplantıya katıldı. Şimdilik bizi ilgilendiren bölümler ilk kelimeler olsun, fiiller olsun. Dikkat ederseniz fiillerin 3 ile 3 harften oluşuyor. Evet, Arapçada fiillerin arkadaşlar yaklaşık %90'ı 3 harfli bir köke sahiptir. Bu bilgi bir yerde dursun. İleride biraz saat sonra hatta çok ileride de değil hemen önümüzdeki derslerde bu 3 harfli köke sahip olma nüansını sık sık kullanacağız ve bundan faydalanmamız gerekecek. Devam edelim bakalım. Yine bir başka örnek. Baba yolculuktan döndü. Ade. Bakın burada da 3 harf var. Ayn, Elif ve D harfi var. Yine kök 3 harfli. Ve döndü anlamı. Yani geri dönmek anlamına geliyor. Ve son örnek. Ba. Burada da B, Elif ve Ayn harfleri var. Ba'a Aliyun seyyaratehu. Ali arabasını sattı. Burada da sattı anlamına. Şimdi hepsi üçüncü tekil şahıs oldu. Başka şahıs yok mu? Var. Hem de istemediğimiz kadar var. Arapçada bir fiilin çekimi Türkçedekinden biraz farklı. İngilizce'de de bir iki tane küçük farklılık var ama Arapçada oldukça farklı. Şimdi biz bütün örneklerimizi verirken bakın tekil ve eril ve o yani üçüncü şahıstan hareket ettik. Demek ki bu kipin diyelim bu kipin özelliği neymiş? Zehebe ya da dakale derken ya da ade derken ya da ba'a fiillerini kullanırken bütün bunların ortak özelliği bunların tekil, eril, üçüncü şahsa ait olmaları. Bütün fiiller sözlükte arkadaşlar bu kiple yer alır. Bir sözlükte bir kelime bulacaksanız önce gidip sözlükte şu üçlü kökü bulmanız gerekiyor. Ondan sonra hareket edeceksiniz. Bu kökten türemiş diğer kelimeleri bulmak için bu kökü bulduktan sonra sözlükte aramanız ancak gerçekleştirebilirsiniz. Biz örnekler verirken, yeni yeni fiiller ortaya koyarken, kelime dağarcığımıza yeni yeni kelimeler size önerirken hep bu üçlü kökü vereceğiz. Üç harfli kök ve üçüncü şahıs, tekil ve eril olan kipi vereceğiz. Ama tabii bunun çekimini öğrenmemiz lazım ki cümlelerin içerisinde kullanalım. Şimdi çekimine girdiğimizde de şöyle bir şey var. Tekili var, her fiilin ikili var ve bir de çoğulu var. Bu kadarla bitmiyor. Bakın şöyle yapalım. Burası üçüncü şahıs. Şuralar. Bunlar üçüncü şahıs. Yani o. Okuyorum şimdi tek tek. Zehebe, zehebe, zehebu. Zehebet, zehebete, zehebne. Devam ediyor listemiz. Bu sefer ikinci şahıslar geliyor. Türkçe'de ikinci şahıs dediğimiz kipler geliyor. Bunlar da sen ve siz anlamı var biliyorsunuz. Okuyorum. Zehebte, zehebtuma, zehebtum.
Zehebti, zehebtuma, zehebtunne. Ve son olarak bunları hep tekrar edeceğim şimdi. Son olarak da birinci şahıs var. Zehebtu, zehebne, zehebne. Şimdi biraz ayrıntısına girelim bu tablonun. Bu tablo arkadaşlar sizin Arapça öğrenme yolculuğunuzda çok değerli, çok ana bir şablon. Muzari'yi de bu şablona oturtarak çekeceğiz fiilini çekerken. Emir'i de bu tablodan faydalanarak çekeceğiz. Her türlü fiil. İleride bu fiilin kök harfleri dörde çıkacak olsun. Biz yine bu tabloyu kullanacağız. Yani dediğim gibi bu tablo çok hayati bir tablo. Ve bu klasik şekli bu. Bazı başka modern kitaplarda fiil çekimleri birinci şahıstan başlatılıp sonra ikinci, sonra üçüncü şahıs falan veriliyor. Bence bu klasik tabloyu öğrenmek, ezberlemek, zihnimizde bu şablona yer vermek bence daha doğru. Çünkü bu her şeyi kapsıyor. Ve dediğim gibi siz ileride muzari, yani geniş şimdiki ve gelecek zamanı çekerken, emir zamanını çekerken direkt bu tek şablonu hani zihninizde tutarsanız o zaman daha hızlı hareket edersiniz. Fiiller zihninizde hızlı somutlaşır. Tek şablon üzerinden gittiğimizde. Ben onun için bunu öneriyorum size. Şimdi bu tabloya biraz derinlemesine bakalım. Neler var burada? Önce üçüncü şahıstan başladığını görüyoruz. Üçüncü şahsın tekili, ikili, çoğulu. Sonra bunların nesi var arkadaşlar? Altlarında bir de bakın her birinin önce erilleri var, sonra dişilleri var. Dişillerini tek tek sarıyla çizeyim. İlk sırada eril, zehebe, zeheba, zehebu. İkinci sırada zehebet, zehebeta, zehebne. Şimdi hangi harfler eklenmiş, ne gibi harf değişiklikleri olmuş ona ayrıca döneceğiz. İkinci şahsa gelince ikinci şahsın dişilleri şurası, ikinci satır. Zehebti, zehebtuma, zehebtunne. Bunlar dişili olanlar. Gördüğünüz gibi birinci şahsın erille dişili müşterek, ortak. Yani bir bayan da bir kadın da zehebtu diyor, bir erkek de zehebtu diyor. Ben gittim anlamına geliyor. Orada müştereklik, ortaklık var. Şimdi başa dönelim. Bunu ezberlerken ne yapıyoruz? Üçüncü şahsın tekil, ikil, çoğul, erili. Sonra üçüncü şahsın tekil, ikil, çoğul, dişili. Sonra ikinci şahsın önce erili, tekil, ikil, çoğul. Sonra ikinci sırasındaki dişili, tekil, ikil, çoğul. Sonra da birinci şahsın tekil, ikil, çoğulunu çekecek şekilde, tekrar edecek şekilde bu şablon üzerinden öğreniyoruz. Yani öğrenme istikametimiz şu olsun. Arkadaşlar burada. Bir saniye. İstikamet bu. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya sütunlar şeklinde değil de sağdan sola satırlar şeklinde ezberleyelim. Doğrusu bu. Şimdi bunu tabloyu tamamını bir kere daha okuyorum. Zehebe, zehebe, zehebu. Zehebet, zehebete, zehebne. Zehebte, zehebtuma, zehebtum. Zehebti, zehebtuma, zehebtunne. Zehebtu, zehebna, zehebna. Şimdi kök zehebe, dikkat ederseniz çizdik de zaten onu. Ondan sonra ne yapılıyor? İkileri ben size ayrıca göstereyim. Üçüncü şahsın erilinden bahsediyoruz. Bunu ikile çevirmek için sonuna bir tane elif ekleniyor. Zehebe oluyor. Sonra bunu çoğul yapmak için bir vav ve bir elif ekleniyor. Fakat unutmayın, buradaki vav'ı okuyoruz, elif okunmayan bir elif. Telaffuz etmiyoruz. Yani zehebu dedim hep dikkat edersen. Dikkat ederseniz. Zehebu. O elifi ne yapmıyoruz? Telaffuz etmiyoruz. Edilmeyen. Arapça'da arkadaşlar, normal şartlarda Arapça yazıldığı gibi okunan bir dildir. Aynı Türkçe gibi.
O bakımdan da İngilizceden, Fransızcadan özellikle, Almancadan falan çok farklıdır. Türkçe gibi, Arapça da Türkçe gibi, Farsça gibi alfabesi itibariyle yazıldığı gibi okunan dillerden. Fakat Arapçada böyle sayılı kelimeler var. Bunlar 10-15 taneyi geçmez. Sırası geldiğinde hepsini söyleyeceğiz. İşte mesela burada bir tanesinin sırası geldi. Bazı kelimelerde harfler yazılır okunmaz. Bunlar 3-5 kelimedir. Bazı kelimelerde de harf yoktur ama orada bir hareke var, kabul edilir. O harekeye göre o harf orada okunur. Onun da sırası gelince göreceğiz. Bunların ama dediğim gibi sayısı 10 tane civarındadır yani. Çok hayati bir şey değil ama bu fiilin sonundaki elifin okunmaması tabii ki hayati bizim için. Zehebe, zeheba, zehebu oldu. Şimdi müennes dediğimiz ikinci kadınlar için olan satıra geldik. Zehebet. Burada ne oldu? Sonuna bir tane bakın T harfi geldi. Ama bu T harfi dikkat ediyoruz. Bir saniye. Dikkat edeceğiz. Bu T harfinin üzerinde cezim var. Cezimli bir T. Zehebet. Cezim olması hayati. Birazdan göreceğiz neden hayati olduğunu. Ve kadınlar için olan ikilde de T ve Elif var. Zehebeta. Kadınlar için olan çoğulda sonunda bir tane ne ve üstünü var onun. Zeheb ne diye. Burayı tekrar okuyayım ben üçüncü şahsı. Zehebe, zeheba, zehebu, zehebet, zehebeta, zehebne. Geliyoruz ikinci şahıs. Burada ne gibi değişiklikler var? Zehebte, bakın zehebte, sonunda bir T var. Bu arkadaşlar aslında ente diye ikinci şahıs zamiri var. Onun T'si. Sonra ikiline geliyoruz. Orada da fiilin sonunda tuma var. Bu da entuma'nın tuması. Çoğuluna geldiğimizde fiilin çoğul kipinde tum diye bitiyor. Bu da entum diye bir zamir var. Onun tumu. Zamirleri de gördüğümüz zaman bunu hatırlayacaksınız inşallah. Ama benim size tavsiyem bu listeyi, bu şablonu, bu tabloyu derhal bu zehebe fiili üzerinden bir ezberlemeniz. Geliyoruz ikinci şahsın dişil kiplerine. Zehebti. Bu sefer hani az önce dedim ya T'nin üstünlü olması, T diye okumamız çok önemli. Hayati. İşte burada da çünkü dişilinde de T olacak. O yüzden önemliydi. Sonra görüyoruz ki bu ikinci şahısta yani sen, siz ikiniz anlamını vereceğimiz ikinci şahısta erille dişil aynı. Zehebtuma ve zehebtuma şeklinde. Burada da tuma eki var. İkisi aynı. Ve bunun dişilin çoğuluna geldiğimizde de zehebtunne görüyoruz. Burayı da okuyayım size. İkinci şahıs kipini. Zehebte, zehebtuma, zehebtum, zehebti, zehebtuma, zehebtunne. Birinci şahsa geldiğimizde zehebtu. Bakın T'ler ne kadar önemli. Zehebet idi şurada. Bir saniye. Zehebet arkadaşlar şurada. Üçüncü şahsın hani dişili vardı ya o bayan gitti diyoruz şurada. Zehebet. Burada T'de cezim vardı. Yani sesi yoktu bunun. Sonra zehebte oldu aşağı doğru gelirken. Sonra zehebti oldu. Şimdi de zehebtu oldu. Bu da ben gittim anlamı veriyor. Buradaki farklılık da işte bu. Tu eki. Sonra bunun dikkat ederseniz birinci şahsın ikiliyle çoğulu aynı. Yani ha iki kişi gittik, ha üçümüz beşimiz gittik aynı. Bunlar da na eki alıyorlar. Evet. Şimdi bu mazi fiilinin çekim tablosuydu. Bunu arkadaşlar dikkat edelim. Bir yerde not edelim. Burada yine önemli bir husus. Bütün eklerin
Yani kipleri değiştiren, o işte ikil yapan, çoğul yapan, eril yapan, dişil yapan kiplerin tamamının kelimenin, fiilin sonunda yer alıyor olması. Bu da önemli bir husus. Çünkü muzarilere geçtiğimizde fiilin hem başında hem sonunda değişiklikler olacak. Ha? Muzarilere geçtiğimizde hem başında hem sonunda değişiklikler yapacağız. Harf eklemeler ve harf çıkarmalar hem başta hem sonunda meydana gelecek. O yüzden buna dediğim gibi not edelim. Mazide bütün şahıs kipini değiştiren ekler fiilin sonunda yer alır. Burada hepsini gördük. Son olarak bir kere okuyacağım. Sonra muzariye geçelim. Zehebe, zehebe, zehebu, zehebet, zehebeta, zehebne, zehebte, zehebtuma, zehebtum, zehebti, zehebtuma, zehebtunne, zehebtu, zehebna, zehebna. Şimdi geliyoruz muzari fiil. Muzari ne demekmiş bakalım. Tabi Arapça bir kelime ve bir eylemin konuşma zamanında, yani şimdiki zamanda, ya da çeşitli zaman dilimlerinde sürekli olarak yapıldığını gösteren fiildir. Muzari fiil, mazi fiilin başına, bakın, elif, nun, y ve t harflerinden biri getirilerek elde edilir. Önce başına bu harflerden birisi gelecek ki biz onun muzari olduğunu anlayalım. Sonra da şahıs kiplerine göre sonuna bazı harfler ilave edeceğiz. Onu da şimdi öbür sayfada çekim tablosunda göreceğiz. Örneklerimiz var. Az önceki zehebe fiilinin burada muzarisini görüyoruz. Yezhebu. Bakın başında y var bir tane. Bize demişti ya başına y, t, nun harfleri eklenerek elde edilir demişti. İşte yezhebu, y eklenmiş. Yine yektubu, y eklenmiş. Normalde bu ketebe idi. Y eklenince muzari oldu, yektubu. Tabii o arada sadece y'nin eklenmesiyle bitmiyor, bütün sesler değişiyor. Biz buna ses değişimi diyebiliriz. Harekeler değişiyor gördüğünüz gibi. Harekeler de Arapçada seslerin ne olacağını gösteren işaretler. Şimdilik harekeli görüyoruz bunları ama sizin gibi YDS'ye yönelik çalışan arkadaşlar da yavaş yavaş bu harekeler azalacak. Hatta YDS kitapçığında hiç hareke olmayacak. Ona da kendinizi alıştıralım. Bu da Arapçanın bir özelliği. Merak etmeyin, harekeler olmadan da o hareke varmış gibi ses vererek okumak mümkün. Bunu göreceksiniz inşallah. Şimdi ilk cümle var, örnek cümle. Yedrusu İbrahimul Arabiyyete. Yedrusu. Bu öğrenir, öğreniyor. Peki bunun, hocam maziden anladık ama muzariye gelince bunun geniş zaman mı, şimdiki zaman mı olduğunu nereden anlayacağız? O cümlenin bağlamından. Mesela biz Arapça, İbrahim Arapça öğrenir çıkar mı buradan bu anlam? Bir bağlamda çıkar. Ama çoğu zaman biz Arapça öğreniyor. Ha, öğrenme eylemi çünkü sürekli bir eylemdir genellikle. Böyle anlam verebiliriz. Maza tef'alu ente. Sen ne yapıyorsun? Mesela burada da ne yaparsın anlamı nadiren bir bağlamdan çıkabilir. Mesela bir olay olur. Peki şöyle şöyle olursa ne yaparsın? Değil mi? Bu bağlamda geniş zaman anlamı zihnimizde canlanabilir. Ama normalde de şimdiki zaman. Şu anda ne yapıyorsun? Maza tef'alu ente gibi. Ve aynı zamanda burada bir soru edatı da getirilmiş. Bu soru edatlarının üzerinde de ayrıca duracağız tabii. Son örnek mi yoksa daha var mı bakacağız. Ene akra'ul ceridete. Akra'u okuyorum. Ben gazete okuyorum. Burada da şurada demişti ya yukarıda muzari fiili tanımlarken mazi fiilin başına elif, nun, y ve t harfleri gelerek elde edilirdi. İşte birinci örnekte y getirdi, ikincide t getirdi, üçüncüde de elif getirdi. Devam edelim. Evet. Dördüncü örnek. Tedurul ardu havleş şemsi. Dünya güneşin etrafında döner ya da dönüyor
burada hem döner hem dönüyor manası verilebilir. Bakın bu da T ile başladı. Tedurum. Son örnek. Tagsilu adeten afvan düzeltiyorum. Nagsilu adeten eydina kablel ekli ve ba'dahu. Nagsilu yıkarız, yıkıyoruz. Genellikle yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkarız gibi bir cümle. Nagsilu. Bu da nunla başlamaya örnek oldu. Nun biz yani birinci şahsın çoğulu için kullanılan ön ek muzari fiillerde. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bu defa muzari fiilinin şablonu. Bakın şablon şu. Sağ tarafta tekiller yer alıyor tamamen. Ortada ikiller yer alıyor. Sol sütunda da çoğullar yer alıyor. Aynı mazi gibi. Bu şablon dedim ya, hayati bir şablon. Artık önümüze hangi fiil gelirse gelsin bu şablona yerleştirmeye çalışacağız biz. Şimdi önce sütunları gördük. 3 sütun. Tekiller, ikiller ve çoğullar. Şimdi geliyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Bakın burası üçüncü şahıslar. Bu da üçüncü şahısla başlıyor çünkü. İlk iki satır üçüncü şahıslar. Sonraki ikinci satıra bakıyoruz. Bunlar ikinci şahıslar. Sen ve diğer versiyonları. Ve son tek satır bu da birinci şahıs. Şimdi burada ne gibi harf değişiklikleri oluyor? Buna bir bakalım. İsterseniz önce bir kere okuyayım ben tablomuzu. Yine okuma istikametimiz hep bu. Yezhebu, yezhebani, yezhebune. Tezhebu, tezhebani, yezhebne. Tezhebu, tezhebani, tezhebune. Tezhebine, tezhebani, tezhebne. Ezhebu, nezhebu, nezhebu. İlk satır, üçüncü şahsın nesi arkadaşlar? Erili. İkinci satır. Çili. Sonra ikinci şahsa geliyoruz. İkinci şahısta ilk satır eril. Ondan sonraki dişil. Birinci şahsa gelince neydi? Ortak. Bunlar müşterek. Eril, dişil aynı. Ben gidiyorum. Bir kadında, bir erkekte ben gidiyorum demek için ezhebu ifadesini kullanacak. Dikkat ederseniz ikilleri ve çoğulları bu muzari'nin de birinci şahsında ikil ve çoğulları aynı. Bunlar da müşterek. Nezhebu, nezheb. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bunun da yine örnek kalıbı. Biz hep ne kullanacağız? Üçüncü şahıs tekil erilini kullanacağız. Yani yezheb. Bu bir giriş ifadesi. Sonra bütün ekler bunun üzerinden eklenecek ya da çıkarılacak. Ne yapıyoruz? Bunun ikilini elde etmek için elif ve nun ekliyoruz. Yezhebu'dan sonra yezhebani oluyor. Çoğulunu elde etmek için vav ve nun ekliyoruz. Yezhebune. Dişilin de, üçüncü şahsın dişilinde değişiklik sonda değil başta. Başa bir tane T harfi geldi. Y'nin yerine T geldi. İkinci şahısta, pardon, ikilinde, dişilin ikilinde yine baş tarafta T var. Ama sonundaki elif nun duruyor yani. Aynısı erildeki gibi. Bunda da elif ve nun var sonunda. Tezhebani oldu. Üçüncü sırada, üçüncü sütunda
Bu sefer çoğulunda, dişilin çoğulunda y harfi geri geldi ama sonunda ne var? Yezhebne diye nunla bitiyor. Harf değişiklikleri gösteriyor. Geliyoruz ikinci şahsa. İkinci şahısta ilk hareke ne oldu? İlk harf T oldu. Tezhebu bu. Sonra bunun ikilinde yine T ile devam ederken sonu Elif Nun oldu. Çoğulunda, yani siz erkekler için çoğulunda yine T ile başlarken sonu Vav Nun oldu. Karşımızda bir tane kadın varsa ona hitap ederken de yine T ile başlıyor. Sonunda Y Nun var ama okunuşu biraz farklı. Tezhebine dedik. İkiller hep aynı. Yine T ile başlıyor. Ani şeklinde bitiyor. Elif Nun'la bitiyor. Çoğulunda, ikinci şahsın çoğul dişilinde T ile başlarken son sadece Nun var. Üstün harekeli bir Nun var. Tezhebne. Sonra birinci şahıstaki değişiklik E ile Ezhebu. Bunun ikilinde ne ile Nun ile Nezhebu. Çoğulunda da yine Nun ile Nezhebu. Bir okuyayım tamamını isterseniz arkadaşlar. Yezhebu, yezhebani, yezhebune. Tezhebu, tezhebani, yezhebne. Tezhebu, tezhebani, tezhebune. Tezhebine, tezhebani, tezhebne. Ezhebu, nezhebu, nezhebu. Yani ilk yapacağımız şey arkadaşlar, az önce tamamlamış olduğumuz bu Arapçadaki mazi fiilin şablonu diye anlattığımız şablonu bu fiil üzerinden, verdiğimiz fiil üzerinden, hani bunun seslerini de dinlediğiniz için bu fiil üzerinden bir güzel ezberlemek. İkinci yapacağımız şey de bunun muzarisini ezberlemek şablon olarak. Şöyle. Ben size şöyle yapacağım şimdi. Bir örnek daha çekimleyeceğim. Şu tavsiyede bulunabilirim. Böyle boş şablon yapın. Elinizde 3-4 tane şablon olsun. Birkaç fiili bu şekilde çekin arkadaşlar. Mesela ben size hazırlayacağınız boş şablonu doldurmak üzere şimdi seslendireceğim. Neyi seslendirelim buradan? Önce bir tane maziyi seslendirelim. Mesela ketebe fiili vardı. Ya da burada verdiği fiili seslendirelim. Dekale var şurada. Dekale dedi ya. Dekalel muallimu ila saffi demişti. Şimdi bu dekalel muallimu ila saffi cümlesindeki bizim dekale fiilimizi ben size hazırlayacağınız o şablonun içerisini doldurmak üzere seslendiriyorum. Siz de aynı sırayla. Ben nasıl çekeceğim şimdi bu fiili? Üçüncü şahsın tekili, ikili, çoğulu, eril için. Sonra üçüncü şahsın tekili, ikili, çoğulu, dişil için olmak üzere aynı burada okuduğum sırayla çekiyorum. Dekale, dekala, dekalu. Dekalet, dekaleta, dekalne. Dekalte, dekaltuma, dekaltum. Dekalti, dekaltuma, dekaltunne. Dekaltu, dekalna, dekalna. Bu bir fiilin çekimiydi. Bir hazırlayacağınız şablona bunu doldurabilirsiniz. Bir tane de muzariden örnek verelim. Bu da biz örnek olarak burada yezhebu'yu gördük. Şuradaki yektubu'yu verelim arkadaşlar. Yektubu çok da kullanılan bir fiil. Bunu muzari olarak çekiyorum. Neye göre? Buradaki şablona göre. Şurada yaptığımız şablona göre. Bakın. Yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, yektubne. Tektubu, tektubani, tektubune. Tektubine, tektubani, tektubne. Ektubu, nektubu, nektubu. Bir fiil daha çekelim muzaride. Burada çünkü harf sayısı biraz fazla. Bir de yedrusuyu çekelim sizin için. Yedrusu. Başlıyorum. Yedrusu,
yedrusani yedrusune. Tedrusu tedrusani yedrusne. Tedrusu tedrusani tedrusune. Tedrusine tedrusani tedrusne. Edrusu nedrusu nedrusu. Şimdi dedik ki arkadaşlar, burada biz şimdilik harekeli görüyoruz. Okumamız kolay ama YDS seviyesine ki derslere geldiğimizde harekeleri görmeyeceğiz. Hareke nedir? O zaman hemen kısaca onun üzerine duralım. Harekeler fetha, kesra ve damme. Bir de cezim var. Fetha Türkçesi üstün. Derslerde bunlar ikisi de kullanılır. Kesra esre demek. Damme de ötre demek. Cezimin karşılığı sükun diyebiliriz. Türkçe'de böyle yerleşmiş. Hemen bunların ne olduğunu da karşılarına yazacağım şimdi. Üstün şu arkadaşlar. Harfin üzerinde bir tane böyle işaret görürsünüz. Şöyle bir işaret. Esre harfin altında şöyle bir işaret görürsünüz. Yatık bir çizgi. Ötre ise şudur. Harfin üzerine vava benzeyen bir işaret görürsünüz. Cezimde ise harfin üzerine bir yuvarlak görürsünüz. Bunları biraz büyüteyim. Şöyle olursa biraz daha belirginleşti. Tamam. Bunları kastediyoruz. Bunlar bir tane daha eklersek o da şudur. Şedde diye bir işaretimiz var. Harflerin üstünde ya da altında bunlar vardır. Şeddenin şekli de şu arkadaşlar. Böyle iki tane diş, sin harfinin dişleri gibi iki tane diş ve harfin sadece üzerinde olur. Harekeler şeddenin üstüne ya da altına yazılır. Kesre ise altına yazılır. Üstünse şeddenin üstüne yazılır. Sonra bir de bazen elif harfini uzatmak için, elif harfini sadece ona mahsus olmak üzere uzun okumak için kullanılan med işareti var. Evet işareti arkadaşlar. Şöyle olabilir. Ya elifin üzerinde bir işaret olabilir. Ya da elifin üzerinde olmayan başka harfin üzerine de gelebiliyor bazen bu. Ama biz öncelikle bunu öğrenelim. Medin üzerine gelen böyle. Bu biraz daha bunu büyütürsek üstün değil. Bu üstünden farklı bir harf. Bakın şöyle biraz böyle dalgalanmış bir üstün gibi görünüyor. Tam şekli budur yani. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Muzarilerden sonra. Ayrıca muzari fiilin başına genelde se getirilerek yakın ve seufe getirilerek uzak gelecek zaman, lem ve lemma getirilerek olumsuz geçmiş zaman yapılır. Bakın ne demiştik? İki tane temel şablonu öğreneceğiz. Bu şart. Ondan sonrası kolay. Gelecek zaman için fazla bir şey zahmete gerek yok. Sadece şu gördüğünüz, yani şu çekimli tablo vardı ya burada. Ayrıntılarını anlattık. Bütün hepsinin başına standart şekilde S geldiği zaman bunlar ne oluyor? Artık gidecek oluyor. O gidecek, o ikisi gidecek, onlar gidecektir. O iki bayan, işte o bayan gidecek, o iki bayan gidecek, o bayanlar gidecek. Sen gideceksin, siz ikiniz gideceksiniz, sizler gideceksiniz. Yine bayanlar için sen gideceksin, siz ikiniz gideceksiniz, sizler gideceksiniz. Sonra birinci şahıs için ben gidiyorum, biz ikimiz gidiyoruz ve biz gidiyoruz. Başka hiçbir değişiklik yok. Sadece S ya da benzer şekilde seufe geliyor. S olursa yakın bir gelecek. Mesela biraz sonra. Tabii bu yakınlık uzaklık da göreceli. İleride bunları örnekler üzerinde tabii göreceğiz cümlelerde ve metinlerde. Bazen
yarın uzak gelecek olabilirken bazı metinlerde, bazen de önümüzdeki yüzyıldan bahsederken uzak olabilir ama gelecek sene yakın olabilir bir bağlam, bir tarih metninde de mesela gibi. Bunlar nisbi şeyler. Sonra lem ve lemma getirilerek olumsuz geçmiş zaman yapılır. Böyle bir enteresan bir kullanım da var Arapçada. Muzari fiilin başına lem ya da lemma getiriyorsunuz. Geçmiş zamanın olumsuzunu elde ediyorsunuz. Peki bizim az önce gördüğümüz şuradaki zehebe, zeheba, zehebu, bu kadar da emek sarf ettiğimiz bu tablonun geçmiş zamanı yok mu ki hocam? Muzari'den dönüp bir daha geçmiş zamanı elde ediyoruz. Var. Bunun da var. Gelecek. Fakat burada önemli olan iki geçmiş zaman arasında bir nüans var. Size söylemiştim, Arapça çok eylem odaklı bir dil. O eylemlerin arasındaki nüansları da bilmemiz gerekiyor. Çünkü o dilin bütün aşamalarında, metinlerin, paragrafların aşamalarında bunların hepsi karşımıza çıkacak. Hem bu normal geçmiş zamanın orası olumsuzu, hem de muzari fiilden elde edilen geçmiş zamanın karşılıkları hep karşımıza çıkacak. Aralarındaki nüansı bileceğiz ki ha, burada böyle şunun için gelmiş. Burada da doğrudan doğruya mazi fiilini olumsuz yapmış. Ha, demek ki burada da şöyle bir durum var diye değerlendirelim. Şimdi burada örnekler de vermiş. Seyektubu yazacak yakın bir gelecekte. Seyezhebu gidecek yakın bir gelecekte. Sevfe yektubu yazacak uzak gelecekte demiş. Devam ediyoruz. Sevfe yezhebu gidecek uzak gelecekte. Diğerlerine de hani nasıl muzari fiilin başına iki tane, işte bunlar harf mesela arkadaşlar, lem ve lemma. Bunlar benim harf derken kastettiğim şeyler bunlardı. Bunlar Türkçe'de harf kategorisine girmez, lem. Neden? Çünkü iki tane harf var ama Arapça'da bunlar harf oluyor. Neydi harf? Fiilden farklı olarak fiil bir eylem bildiriyordu. İsimler nesnelerin adı oluyordu. İşte Arapça'da bu tanımlara göre fiillerin ve isimlerin dışında kalan her şey harftir. Tamam. Böyle şaşırmayalım. İki harfli olur, üç harfli olur, bazen dört harfli olur içerisinde. Bizim Türkçedeki bildiğimiz anlayışa göre harf sayısı fazla olabilir. Fonksiyon önemli. Fonksiyon içerisinde eğer bir nesnenin adı değilse ya da bir eylem, bir iş, bir oluş bildirmiyorsa biz onu harf kabul ediyoruz. İsterse dört harften oluşsun şeklinde. Ondan sonra burada lem yektub yazmadı. Lem yezheb gitmedi. Lemma yektub henüz yazmadı. Lemma yezheb henüz gitmedi. Dikkat ederseniz sadece yazmadı demiyor. Lemmalarda henüz yazmadı. O zaman lem yektub yani hiç yazmadı ve yazma ihtimali yok demek. Bunun en güzel örneği Kur'an-ı Kerim'deki örnek İhlas Suresi. Kul huvallahu ahad. Allahu samed lem yelid ve lem yulid. Ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur, değil mi? Yani orada henüz anlamı yok. Yani hiçbir şekilde doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve ileride de olmayacak böyle şey anlamında. Yani lem dediğimizde kesip atıyor. Olmadı. Bir daha da olmaz. Bir beklenti yok. Ama lemma gelirse, lemma ile kullanılan bir geçmiş zamanda konuştuğumuz şu ana kadar yazmadı. Henüz yazmış değil. Ama bundan sonra yazar mı yazmaz mı bilmiyor. Olabilir de belki. Yazabilir yani, bilmiyorum demiş oluyorsunuz. Nüans bu işte. Bu nüansla götüreceğiz böylece. Birkaç örnek daha vermiş. Şimdi bunları biz bir çizerek gidelim bakalım. Pardon. Şimdi burada se tatla'u şemsu demiş. Fiilimiz şurası. Doğacak. Güneş yarın sabah 6'da doğacak. Se tatla'u şemsu fissa'ati s-sadiseti sabahal gadi. İkinci cümle. Sevfe yekumu reisul cumhuriyeti bi ziyaretin resmiyetin ila Mısra fi muntasafi şehril kadim. Üçüncü cümle, sadiqi seyekra'u mecelletel arabi.
Bakın cümlenin ortasına geldi bu sefer. Burada hep nüanslar var. İleride bunların ayrıntısına tabii ki gireceğiz. Dördüncü cümle. Sevfe yakrucul mu'takalu minessicin ba'de şehreyn. Tutuklu hapishaneden 2 ay sonra çıkacak. Beşinci cümle. Seyebde'ul imtihanat, affan düzeltiyorum. Setebde'ul imtihan nihaiyetu yevmel isneyn. Final imtihanları pazartesi günü başlayacak. Altıncı cümle. Dekeltu fil imtihani ems velakin lem encah. Dün imtihana girdim ancak başarmadım, başarılı olmadım. Yedinci cümle. Lem yahzur el müdiru ila mektebihi sabahan. Müdür sabahleyin bürosuna gelmedi. Son cümle. Lem yenhav el maridu min nevmihi. Hasta uykusundan henüz, yani şu ana kadar kalkmadı. Bir daha okuyayım. Lemma yenhav el maridu min nevmihi. Sadece Arapçalarını bir kere daha okuyorum arkadaşlar. Biraz kulak dolgunluğu olsun sizlerde de. Setatla'u şemsu fissa'ati sâdiseti sabahel gadi. Sevfe yekûmu reisul cumhuriyeti bi ziyaretin resmiyetin ila Mısra fi muntasafi şehril kadim. Sadiqi seyekra'u mecelletel arabi. Sevfe yekrucul mu'takalu minel sicni ba'de şehreyn. Setebde'ul imtihanatun nihaiyetu yevmel isneyn. Dekeltu fil imtihani ems velakin lem encah. Lem yahzur el müdiru ila mektebihi sabahan. Lemma yenhaz el müdiru min nevmihi. Şimdi biçim bakımından fiillere geçiyoruz. Bunu bir sonraki dersimizde görmek üzere. Hoşça kalın.